Selamlar Aleyküm. Mevla'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Ramazan-ı Şerifiniz tekrar muhabbetler, rahmetler ve kurtuluşlara vesile olsun diyorum amin. Değerli kardeşlerimiz bugün İstanbul'umuzun fethinin seneyi devriyesi. Daha önceki programları dinleyenler bilirler. Hep aynı şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Halil İbrahim sofrası programında da bir iki rivayetten sadece bahsetmeyeceğiz inşallah size daha önce duymadığınız belki de duyup da çok fazla üzerinde düşünmediğiniz şeyleri bilgileri de paylaşmak istiyorum inşallah bunların şöyle sıralamasına bir bakacak olursak surlar çok önemli biraz surlardan bahsedeceğiz bugün inşallah tabi Fatih Sultan Mehmet Han'dan bahsedeceğiz kullanılan toplar var ki tamamen kendisine ait Ayasofya günümüzde cami olarak ibadeti açılmalı açılmamalı mı bunlar konuşuluyor. İstanbul'un fethinde bu da çok önemli. Yine Konstantin ismi var. Kimdir bu kişi? Konstantinopolis deniyor. Niçin fetih bu kadar önemliydi? Osmanlı ordusunun daha önce defalarca hep fethedilmeye çalışılan İstanbul'u o zamanki adıyla Konstantinopolis'i Nasıl muhasara edildi, nasıl bu başarıldı. Bunlar tarihte çok fazla konuşulmayan ama gerçekten de önemli şeyler karadan yürüyen gemiler niçin yapıldı. Bir zincir vardı biliyorsunuz. Bu zincir, Galata ile İstanbul arasındaki o Haliçe zincirler kondu ki orada gemilerin geçişi engellensin. Bu nasıl oldu? İnşallah bunları anlatalım. Yağmalar nasıl oldu? İstanbul'un fethinden sonra kaçanlar, kaçamayanlar kimlerdi? Hala günümüzde etkileri nelerdir İstanbul'un fethinin? Bazı ülkeler nasıl yemin ediyorlar? Hala İstanbul'u biz, o bizim şehrimiz, Konstantinopolis diyorlar. Biz onu tekrar alacağız. 1453 bizim için bir kabustur. Bizler ilelebet bize ait olacağı bir günü bekliyoruz İstanbul'u diyorlar. Kimler bunlar? Ve nasıl yemin ediyorlar? Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasıyla aralarında geçenler, Akşemseddin Hazretleri, Molla Gürani ile aralarında geçenler. İnşallah bunlardan serpiştirmeye çalışacağız bugünkü programımızda. Sizin de mesajlarınız olursa bizlerle paylaşabilirsiniz. Ramazan nasılsın? Hamdolsun İbrahim abi sen nasılsın? Hamdü senalar olsun kardeşim elhamdülillah güzel bir zamandayız. Evet, i̇nşallah abi. bu güzel zamanı güzel böyle hayırlı bir program yaparak inşallah geçirelim. İnşallah Mesajlarımızı nereye yollasın kardeşlerimiz? Lale Gül Efem'in WhatsApp hattına gönderebilirsiniz kıymetli dostlar. Lale Gül Efem'in WhatsApp hattının numarası 0541 802 82 82 <laughs> 0541 802 82 82. İnşallah bizler de hem Ramazan-ı Şerif'teyiz hem de sevgili Ramazan'la beraber programımıza devam ediyoruz. Ramazan'dan bir parçamız da var programımızda elhamdülillah. Teşekkür ediyoruz. Birazdan mesajlar okursun sevgili Ramazan oldu mu? Olur abi inşallah. Şimdi bir başlayalım yolculuğumuza. Bizler nerede dünyaya geleceğimize kendimiz karar veremiyoruz değil mi? Bunda hemfikiriz. Nerede doğacağız? Hanım mı olacağız, erkek mi olacağız? Annemiz, babamız kim olacak belli değil. Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk ki dünyaya geldik. Şu an kimisi Yunanistan'da, kimisi Finlandiya'da, kimisi Suudi Arabistan'da, kimisi de bu canım ülkemiz, ülkemizde doğduk. Her insanın kendi vatanını sevmesi, bayrağını sevmesi bu lezzetli bir şeydir. Vatan sevgisi Hocalarımızın anlattığı şey vatan sevgisiyle ilgili hadis-i şerifler sadece ülkemizle Osmanlı veya Türkiye ile alakalı değil. Libyalı bir Müslüman da vatanını sevmek zorunda. Fas'ta yaşayan bir Müslümanın için de evet İslamiyet bizim ana prensibimiz, çatımız olmalı ama onlar da Fas'ı sevmek zorunda. Mısırlı aynı şekilde. Dolayısıyla biz de kendi milletimizi, daha doğrusu şu bayrağımızı sevmek zorundayız şu vatanımızı ve bu vatanın bize öyle güzel getirisi var ki şimdi birçok ülke vardır ülkelerin tarihleri olmaz ama bizim tarihimiz elhamdülillah gerçekten de güzel anlatılması icap eden masallar değil gerçekten yaşanmış olaylarla doludur masallara ihtiyacı olmayan bir tarih yaşıyoruz Vesselam. Değerli kardeşlerim, gerçekten de şöyle geçmişe biraz bakarsak eğer yüzümüzü gerçekten kızartacak bir olay ve bir durum söz konusu değil. Hatalar her insanın olduğu gibi var. Ama bu nasıl olmuştur vesaire diyeceğimiz şeyler yok. Gerçekten de gurur duyacağımız tarihi şahsiyetler var. Onlardan bir tanesini zaten bugün sizinle paylaşacağız. Maalesef çok güzel bir söz vardır. Bugün tam da yeridir onun. Der ki kendi türküsünü bilmeyen başkasının havasını söylerdi. Duydunuz mu? Kendisi türküsünü bilmeyen başkasının havasını söyler. Bizler kendi tarihimizi bilmedikten sonra bize monte etmeye çalışılan batı zihniyetinin içinde aile yapısının, ahlakın olmadığı, kardeşliğin hüküm sürmediği, bencilliğin olduğu o batı zihniyetini empoze ettiler ve biz bunu aldıktan sonra bunu daha iyi anlıyoruz kendi türkümüzü bilmiyoruz başkasının havasını söylüyoruz kendimizi tanımadığımız için yeni nesle tanıtmadığımız için kendi padişahlarımıza barbar gaddar istilacı diyoruz büyüklerimizi zalim cahil astığı astık kestiği kestik kimseler efendim affedersiniz kadın bağımlısı hayranlığı olan hareminde bilmem kaç tane şöyle şöyle zevk sefa içerisinde yaşamak için e, kadınların dolandığı sırf dünyaya eğlence, muhabbet, gırgır, şamata ve saltanat sürmek için gelmiş insanlar gibi algılıyoruz. İşte böyle düşünmemizi istiyorlar maalesef yavrularımıza, gençlerimize biz de böyle anlatıyoruz. Şimdi Napolyon çok önemli bir şahsiyettir. Batı bize kendi istediği gibi tarihi bilmemizi ister. Napolyon Bonapart duymuşsunuzdur, ama Napolyon'u ders kitaplarında bile okuyan ülkemizde, Türkiye'mizdeki üniversite'de okuyan talebelerimiz, belki lisede okuyan talebelerimiz, onu dize getiren Cezzar Ahmet Paşa'yı bilmez. Ama Napolyon dediğin zaman akan sular durur. Ama onu yenen kişi konuşulmaz. İşte bu, bizim tarihimize sırtımızı dönmemizi isteyen, kendi tarihimizden utanmamızı isteyen insanların oyunlarından bir tanesidir. İşte bu yüzden bugünkü programda yaklaşık bir buçuk saatlik bir program hedefledim. İnşallah en azından fazla ayrıntıya girmemiş olmakla beraber güzel şeyler ne yaparız? Konuşuruz. Diyor, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavatla taşlandırıyoruz. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve nebiyine Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat olsun, selamlar olsun. Değerli kardeşlerim, ilk önce tabi kıssalar var, güzel şeyler var ama konu bütünlüğü olsun diye, program kayıttan daha sonra dinleniyor diye biraz size hatıraları anlatmak istiyorum. Biraz şöyle gözümüzde canlandıralım. Şu an araçta kullanıyorsanız bir ev hanımı olabilirsiniz, iş yerinde takip ediyor olabilirsiniz. Kuru kuruya İstanbul'un fethini kutlamayalım. Var mısınız? Biraz sabırla siz de dinleyin inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu da bu aciz kulunun dilinin bağını çözsün, güzel anlatsın. İlk önce bir savaşı bir koklayalım bakalım ne oldu? Surlardan başlayalım. Ramazan biliyorsun İstanbul'un birçok yerinde surlar var. Evet abi. Edirne Kapı var. Zeytinburnu var. Bir birçok yerde Topkapı adı üzerinde zaten savaşların geçtiği yerler. Bu surlara baktığımız zaman senin de tabii aklına mutlaka geliyordur zamanında neler yaşandı burada diye değil mi? Tarih kokuyor hepsi ayrı ha, ayrı abi. Aynen. İstanbul'u bizler ülkemizin en büyük ile nüfus bakımından hepimiz gidiyoruz ziyaret ediyoruz. İstanbul'da olmayanlar da gelirler, o surları görürler. Şimdi ister misiniz o surlardan biraz bahsedeyim size? Bundan sonra surlara bakarken biraz daha dikkatli bakmış oluruz. Değerli kardeşlerim, o zaman Bizans vardı biliyorsunuz ve Bizans'ın etrafını çevreleyen o surlar 20 kilometreyi geçiyordu. Düşmana karşı tarafta duran yüzünü dönmüş bu yedi kule top kapı hattındaki surlarda 5 kilometreyi geçiyordu, 6 kilometreyi yaklaşıyordu. Yani o zamanın teknolojisiyle Bizans'tan bahsediyorum. Onlar için de oldukça zor olan, masraflı olan bir durumdu. Peki sur niçin kondu? Hepimizin aklına gelir, savunmak için. Ve çok güçlü bir savunmaydı o zaman. Ne zamana kadar top olarak daha güçlü, o Bizans'ın o surlarını yıkacak o alet icat edilene kadar ki birazdan konuşacağız. Değerli kardeşlerim peki Haliç etrafında genelde görüyoruz bunları. Haliç boyunca ne kadar devam etti? 7 kilometrede oradan devam etti. 7 kule top kapı hattında bir 5 kilometre, ondan sonra Haliç etrafından da yine Marmara Denizi'nden 7 kuleye kadar da yine 7-8 kilometre devam etti. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Zamanın diğer şehirleriyle kıyaslandığında diğer ülkelerde de surlar vardı. O da bir savaş yöntemiydi. Savaşta savunma yöntemiydi ama İstanbul'daki o zamanki ismiyle Konstantiniyedeki o surlar dünyanın en iyi surlarına sahipti. Bunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten de bunu tarihçiler de söylüyor. 1440'lı yıllarda İstanbul'un fethinde yıkılan, gedik açılan surlar 13 sene önce zaten onarılmıştı ve kuşatma başladığı zamanda oldukça iyi durumdaydı. Bu çok fazla konuşulmaz. Zaten işte 500 senelik, 600 senelik surlardı. Çabucak yıkıldı değil tam tersine fethedilmeden 13 sene önce duvarların büyük kısmı, surlar tek tek elden geçti. İmparator Surlara o kadar çok önem veriyordu ki bakımları için 500'den fazla kişi görevliydi. Sadece işte onun tuğlası, sıvası, harcı vesairesiyle alakalı 500'den fazla kişi vardı. Ve normal sur düşünün. O surun dışında da dış surlar vardı. Yani iki sıra yüksek duvarlar vardı. Arada hendekler vardı. En zayıf noktasını askerler savunuyordu. Düşünün. Surlar var o surları geçecek olan askerlere karşı 7-8 metre geride bir sur daha yaptılar ondan biraz daha yüksekçe. Ne oldu daha da sağlam hale getirdiler en zayıf bir yerler varsa da oraya da bütün askerleri yığdılar ki zaten diğer yerler surlarla çepeçevre hendeklerle korunmuştu en zayıf noktayı da askerler korundu yani korudu amaçları buydu. Şimdi geçelim bir başka mevzuya. En iyi korunan, dünyanın en korunaklı yeri diye kendileri de bunu tatif ettiler. Bizanslılar dedi ki hiçbir şekilde yabancı bir askerin şu surlardan bu surları yıkarak içeri girmesinin imkanı yoktur. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın Allahu Teala'nın izniyle gözünden kaçmayan bazı zayıf noktalar olacaktı. Mesela eğri kapı açıklığında 11. yüzyıldan kalan vaziyet savunanlar için çok kötü bir duruma dönecekti. Tek tek bakıldı biliyor musunuz? Bazı duvarlar onarılmamıştı. Fatih Sultan Mehmet Han tek tek dolaştırdı. Etrafta en zayıf yer nereleridir? Çünkü dedik ya İstanbul'un fethinden 13 sene önce büyük bir tamirat yapıldı surlarda. Bazı yerler eksik kalmıştı nereleriydi? Bunlar o kadar e, uzun süre devam eden istihbarat çalışmalarıydı ki ve birazdan konuşacağız. Bir top icat etti kendisi. Buradaki bütün o zayıf gediklerle beraber zaten hepsi Tarumar oldu. Şimdi surların önemi bu. Bunu unutmayalım. 5,5 kilometre bir tarafta, 7 kilometre bir tarafta, yine 7 kilometre bir tarafta devam ediyor surlar. Yaklaşık 20 kilometre, çok ciddi bir rakam değil mi? 20 bin metre diyelim, sur var İstanbul'da. Bunların tabi günümüzde ulaşanların bazıları tadilatdan geçti. Yağmuru, depremi yıkılanlar oldu ama 1453 senesinde dimdik ayaktaydı. Yüksek duvarlar düşünün, en az 12-13 metrelik iç duvarlar, 7-8 metrelik ve aralarda hayal kurun askerler o tendeklerde bekliyorlar. Böyle bir savaş mekanizması. Sonra top. Değerli kardeşlerim çok fazla duymuşuzdur. Bugün çok fazla konuşulmayanları konuşuyoruz ya. Fatih Sultan Mehmet Han'ın icat ettiği bir top var demiştik. Surlardan bahsettik. Bu surları aşmak için ne gerekiyor? Elbette bir şeyler gerekiyor ki hemen karşıya geçirebilsin. Değerli kardeşlerim, şahi ismi var. En çok anılan bu. Ama bu topun bu kadar ünlü olması da boşuna değildi. Çünkü daha önce savaşlarda barut ve top kullanılmış olsa da bunu Osmanlılar kadar büyük bir şekilde deneyen olmamıştı. Küçük küçük toplar oldu. Kara barut kullanılıyordu Bizansların surlarında. Ateş ediliyordu. Bazı mekanizmalar vardı. Ama geri tepme kontrolü o çağda çok zor olduğundan Bizanslılar geri tepmelerle kendi surlarına düşmanı oranla çok daha zarar veriyorlardı. Düşünün tüfek kullananlar bilirler. Mesela G3 silahı Ramazan kullandı mı sen? Askerde evet kullandım. Tamam. Zaten askerde kullanacağım. Mahallede kullanamazsın. Şimdi G3 silahını ilk ateş ettiğini anı hatırla. Hanım kardeşlerimiz de en azından anımsasınlar. Bir teper değil mi? Evet abi. Ne yaparsın? Gez göz arpacık omzuna onu Önemli olan zaten omuzdan destek alman abi. Yoksa gözün şişiyor. Aynen öyle. Tepiyor. Şimdi aynı durum o büyük toplarda da düşünün. Evet top e, karşıya çok güzel bir darbe veriyor. Bizanslılar da biliyor bunu. Ama topu ilerleye, e, ileriye atarken geriye müthiş bir basınç veriyor. Geriye itiyor. Topun alev mekanizması giderken topun kendisi geriye doğru fırlıyor. İşte bu da Bizanslılar tarafından çok kullanılmamış. Neden? Çünkü kendilerine zarar vermeye başlamışlar. Askerleri ölmeye başlamış, kendi surları gedik halinde, delik delik olmaya başlamış. Böyle bir durum olunca gerçekten Fatih Sultan Mehmet Han'ın icat ettiği o şahi denilen şey öne çıkıyor. Niçin? Geri tepmesi çok kontrollü. 8 metre uzunluğunda bir top hayal edin izleyenler tabi mutlaka bilirler bunu veya e, internetten de yazdığınızda bulabilirsiniz. Şahi topu diye 8 metredir kardeşlerim. Bunu ben gördüm. E, 75 santim çapı var. Ve içindeki o parça yani güllesi, içindeki gülle ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 600 kilo. Nasıl icat edilmiş? O gülle o topu bırakın artık kaç tonluk bir şeyse onun içindeki mermi 600 kilo nasıl taşındı nasıl içine kondu nasıl ateşlendi yani çok ilginç peki başka bir bilgi vereyim size bu topun 600 kiloluk bir patlayıcı var içerisinde müthiş bir ısı yayması lazım ve yayıyor da ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Günde iki saat soğumaya bırakıyorlarmış topu. Bunu daha önce duydun mu? Yok abi. Ya, şimdi bu 8 metrelik topun soğuması için çünkü kendi kendine arka arkaya 600 kiloluk sen e, o gülleyi koyarsan G3'lerdeki veya MG5'lerde de var ya aşırı ısınma oluyor. Bu sefer saçmalamaya başlıyor. Şişiyor alet. Onun gibi toplarda da Mekanizma düşün. Yuvarlak böyle şeklinde boru gibi devam ediyorsun. Etrafı da zaten dökme çelikten, demirden düzeltiyorum olduğundan dolayı ne oluyor? O da kaç yüz derece hatta bin dereceyi bazen geçtiği söyleniyor. Genleşiyor. O yüzden bir top atıldığında bu şahi topu üç saat dinlendirilirmiş. Yani günde en fazla bu top altı defa ateşlenebilirmiş değerli kardeşlerim. Ve bir yere sabitlediğiniz zaman bu topu bir daha döndüremiyorsunuz. O kadar ağırmış ki bunu yapan Urban Sivim, Macar kendisi. Bunu yaptıktan sonra kalıplara hiçbir öküz arabasının taşıyamayacağını hesaplayarak iki parça haline döktürmüş. Sonra birleştirmiş. Vidalı sistemlerle birbirine eklemiş. Çünkü taşınması demiş mümkün değil. Yani bu şahi topu Gerçekten Bizans'ın surlarını mahvetmiş ama nasıl bir işçilik harikasıymış. 8 metre uzunluğu var, içindeki gülle 600 kilo ve parça parça taşınmış, 16 parçaya bölünmüş, 16 parçanın bir tanesini at arabası bile taşıyamamış. Düşünün nasıl bir ağırlığı varsa. Neyse, peki ne önemi var? Bugün İstanbul'un fethini konuşuyoruz da sizinle. Ne önemi var? Şöyle, değerli kardeşim, Nişan almak bunda o kadar zor ki ama İstanbul kadar büyük bir hedef olunca eninde sonunda surların bir tarafına bir gülle denk geliyordu. Bunu tutturması çok zormuştu. Surlara isabet ettiği anda da hangi noktaya isabet ederse etsin bu şahi topunun güllesi gece gündüz Bizanslıların çalışmasıyla bir hafta sürermiş. Açtığı gedik o kadar etkili bir efendim top düşünün. Başka bir özelliği daha var değerli kardeşlerim. Çok fazla bilinmez bu da. Fetihten 354 sene geçmiş. Fetihten 354 sene geçmiş. 1800'lü yıllarda hatırlarsanız bir belgeselde anlatmıştım. Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan İngiliz donanmaları oldu. 1900'lü yıllarda o Çanakkale Savaşı vardı, ondan bahsetmiyorum. Hani yemin etmişlerdi ya biz tekrar geleceğiz oralara diye. İşte 1800'lü yıllarda Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan İngiliz gemilerine bu toptan yanlış duymadınız. Bunu çok fazla yerde duyamazsınız, ilk defa dinliyorsunuz belki. 354 sene sonra aynı toptan ateş edildi. İngiliz donanmasına bir kez ateş edildi, 22 kişiyi öldürdü ve İngilizler 1800'lü yılların başında bu top sebebiyle geri çekilmek zorunda kaldı biliyor musunuz? Tek bir mermiyle nasıl bir hasar verdi artık siz düşünün. Ve Sultan Abdülaziz Allah rahmet eylesin bu topla ilgili olarak bu olayın hatırasını 1800'lü yıllarda işte sonlarına doğru İngilizleri hediye etmiş bir örneğini. 1464'te yapılan bu topun bir örneğini İngiltere'de müzede sergileniyor şu anda. Bunun ya bu topun aynısı. Ve öyle bir ilginç durum var ki İngiltere'ye hediye ediyor. Yani 22 tane İngiliz öldürmüş bu top. Alın işte bu top sizin adamlarınızı gebertti der gibi verilmiş. Müthiş bir burada siyasi durum söz konusu. İşte ilk önce ne dedik? Surlar dedik. İkincisi o surları yıkan toplar dedik arkadaşlar. Biraz da İstanbul'dan bahsedelim. İstanbul'un gerçekten de böyle fethedilmeye, kuşatmaya çok müsait olan bir yer olduğunu biliyoruz. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada biliyorsunuz. Ve anlattık surlarla korunuyor. Çok fazla, 20'den fazla kuşatılmış etrafı ama fetih olmamış. Cenevizler var, Galeçyalılar var vesaire. Ne oldu da bu iş oldu? Biraz ondan bahsedeceğim. Savunma nasıl oldu? Nasıl bir kentti o zaman 1453 senesinde ve Osmanlı ordusunun taktikleri nasıldı? Onları inşallah sizlerle paylaşacağız. Ramazan işaret ediyor bir yandan da mesajları okuyalım diye. O yüzden kısa kısa inşallah hani genelde konumuzla ilgili mesajlar olsun. Sizlerle paylaşalım efendim. Fethi kutlayalım birbirimize. Buyurunuz. Sakarya'dan Yasemin Hanımefendi Ramazan-ı Şerif ayının cümle İslam alemine hayırlı olması duasıyla abi çok sıkıntılı bir durumdayız aile olarak. Ramazan ayına büyük bir huzursuzlukla girdik. Hayır dualarınızı rica ediyorum sizlerden. Eyvallah. Allahu Teala temizlik ayıdır. Size huzurlar versin. Güzelce ibadetlerimizi, dualarımızı yapalım. İnşallah şeytanın kendisinin ve askerlerinin avanesinin zincirlerle bağlı olduğunu biliriz ama tamamı değildir. Çünkü o zaman imtihan olmaz. Böyle küçük tefek şeyler olabilir, imtihanlar elbette olacaktır. Duamızı, birbirimizi esirgemeyelim inşallah. Küçük tefek de olsa, efendim, hayırlar yapalım, sadakalar verelim. Ya Rabbi, şu üzerimizdeki belayı, imtihanı ne olur? Kaldır diye. Senaaddin kardeş, Allah sizlerden razı olsun, hayırlı Ramazanlar demiş. Çok sağ olun, hayırlı Ramazanlar değerli kardeşim. Yine Osman Kaçak hayırlı Ramazanlar demiş. Hacıoğulları tekstile de selamlar olsun demiş. Onlar da sizi dinliyorlar. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'un fethiyle ilgili aklınıza ne geliyorsa böyle kısa kısa bizlerle paylaşın. Bugün gündemimiz İstanbul'un fethi olsun. Aklınızda kalanlar neler mesela onları paylaşınız. Hayırlı yayınlar Mahmut Kösoğlu. Eyvallah. Hazreti Ümmü Haram radiyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden deniz gazasına çıkan ilk asker cenneti ve mağfireti hak etmiştir. Ümmetimden Konstantiniye gazaya giden ilk asker de mağfirete olunmuştur diye buyurdular demiş. Eyvallah Allah razı olsun. Bandırmadan hayırlı yayınlar. Benim için tüm padişahlarımız aynıdır ama Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin yeri açık çünkü hadise nail olmuş genç yaş, yaşta 18 tane imparatorluk yıkmış benim atam Osmanlı padişahlarıdır ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleridir demiş bir dinleyicimiz. Eyvallah kardeşim. Selamlarımızı iletelim. Yunanistan'da ilkokulda çocuklara süt dağıtıyorlar. Süt dağıttıkları kabada eğer büyüyünce polisi geri almak için çaba sarf etmezsen içtiğin bir süt, süt haram olsun diyorlar. Ve her gün çocuklar bu yazıyı okup aklına nakşediyor demiş. Aynı zamanda havan topunu da ilk Fatih icat etmiştir. Urbanus da döktüğü top test ederken topun parçalanması sonucu da ölmüştür. Şahi topları tamamen Fatih ve Mimar Müslihiddin Efendi'nin eseridir demiş. Eyvallah. Yunanistan hala bu zihniyeti taşıyor Ermenistan'la beraber. E, programımızı dikkatle takip ederseniz inşallah sonlara doğru e, peki tamam bunu konuştuk diyelim. E, surlarla başladık, toplarla devam ettik. Bir şekilde bir madde 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 devam edeceğiz ama e, sonu ne oldu peki yani? 2017'de bizim için ne şeyi var, önemi var derseniz ha, onu da inşallah sizlerle beraber paylaşacağız. Programımızın ikinci bölümünde bunları konuşacağız. Hala adamların zihniyetinde seni bir gün alacağız diyorlar. Yani Ermenistan Ağrı Dağı için aynısını söylediği gibi Yunanistan'da hala bir Konstantinopolis'imiz der. 1453 bizim için mahvolduğumuz bir andır. Biz bunun öcünü alacağız dedikleri bir yerdir. Bunu konuşacağız inşallah. Bayram Kaya selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. O ne güzel komutan, fetheden komutan. O ne güzel asker, fetheden asker. sen basar olmuş komutan. Hadise şerife hadise şerife olmuş, masar evet. olmuş komutan. Asker Rabbim cümlemizden razı olsun. Şefaatlerini bizlerin aileylesinde demiş kermiş. Bayram Kaya. Eyvallah. Abi hayırlı yayınlar. Ulubatlı Hasan'dan da bahseder misin? Bahsedeceğiz demiş, inşallah. Bahsedeceğiz. Biraz İstanbul'un e, şeklinden, şemasından biraz bahsedeyim. Evet, 1453 senesine kadar savaşlar olmadı mı dünyada oldu? İstanbul'u ele geçirmek isteyenler olmadı mı oldu? Neden Kara Kaşı Kara için değil derler ya? Bir sebebi var yani seviliyor olmasının bir insanın. Ee, gerçi o Kara Kaş Kara de o sebeplerden biridir ama sadece onun için değil. İstanbul gerçekten kozmopolit parantez içinde denilen şey de oradan geliyor. İnsanların bir arada yaşadığı ticaret yollarının olduğu, etrafı sularla çevrili bir yarımada. Bunu biliyoruz. O zaman da el üstünde tutulmuyormuştu. Hatta savunmaya en elverişli şehirlerden birisiydi çünkü her yerde surlar vardı. Dedik ya 20 kilometrelik sur var. En sağlam, en yeterli bir duvar sistemiyle örülmüştü. 20 kez kuşatıldı ama hiçbir şekilde bu savunmayı, o duvarları geçemedi. Etraftakiler. 20 kez kuşatıldı. Sadece bir kez, o da bazı oyunlar var, oyunlar oynandı. Programımızda şu an konumuz o değil. 1200 senesinde Latin Haçlılar tarafından düşürüldü. Herhangi bir kuşatmada Cenevizler tarafından da arada işte denizden yardım, askerler, erzaklar alındı, bazı oyunlar oynandı vesaire ve hala sırrı tam olarak bilinmeyen Rum ateşi fırlatan gemiler sayesinde Marmara Denizi'nde herhangi bir düşman donanmasına ikmal yollarını açık tuttular. Şimdi biz geçelim kendi konumuza. Oyunlarla şunlarla bunlarla bir kez öyle bir geçildi. Ama sonra zaten 8 ay sonra tekrar savuşturuldu. 1453 senesinde Nisan ayında İstanbul'un surlarını koruyan 7 bin asker vardı kardeşlerim. 2000 bin tanesi yabancıydı. Etraftan toparlananlarla beraber 7 bin asker varmış. Surların içinde 60 bin kişilik vatandaş var. Savunanlarla alakalı az bilinen bir diğer bilgiyi sizlerle paylaşayım. Paralı askerler vardı. Lejyoner denirdi tarihin birçok yerinde bildiğiniz gibi. Lejyoner. O zaman da yani bugün de de var biliyorsunuz. O zaman da paralı askerler vardı. Bu paralı askerler arasında bir Türk komutan ve 600 kişilik bir Türk birliği vardı. Tarih eserlerinde böyle yazar. Bu tamamen safsatadan safsatadan ibarettir. Daha sonra bakılmıştır ki hiçbir şekilde bu 600 kişilik birliğin Türk birliği olmadığı. Etrafta işte farklı bir lanse olarak aktarılmak için bir propaganda yapmak için kullanıldığıdır. Bir nefret uyandırması için bunu yapmışlardır. Onu söyleyelim. Yani bir taraftan İstanbul fethedilecek, bir taraftan İstanbul'un fethine karşı Bizanslarla paralı askerlik yapan Türkler olacak falan sarayda. Böyle bir safsatı yok. Bunu sizlerle beraber paylaşmış olalım değerli kardeşlerim. Geçelim Osmanlı ordusunun vasıflarına. Değerli kardeşlerim, Askerler Yeniçeriler yani 10 bin tanesi zaten elit Yeniçeri yani üst kademedeki Yeniçeri var. 50 bin ile 70 bin arasında bir kuşatma ordusu olduğu düşünülüyor o zamanlar. Tabi bazıları bunu 160 bin diyor bazıları 200 bin diyor. Midilli tarihinde mesela 300 bin demişler. Bunun tam olarak rakamını bizler bilemiyoruz. Ama gerçekten de müthiş bir askeri deha ortada. Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi fetih konuşacağız. Fetih zaten konuşuluyor. O ayrı ama İstanbul'un fethinde neler oldu ve neler olmadı aslında onu konuşuyoruz demiştik ya. Onlardan bir tanesi Ayasofya. İstanbul'un fethinin taçlandırılması gerekiyorsa belki o taç Ayasofya'dır. Çünkü ilk fetihten sonra namazda orada kılınmıştır. Müthiş bir tarihi servettir. Her yüzyılda depremler olur, sel felaketleri olur, fırtına olur, şu olur, bu olur ama İstanbul'da 1500 senelik devasa bir yapı hala ayaktadır. Bu gerçekten de müthiş bir olaydır değerli kardeşlerim. Bir semboldür. Gerçekten de bir semboldür. Aradan geçen o kadar zaman bakın geçmiş Ayasofya hala ülkeler arası politikalar ve milletler arası duygularda oynama yapabilmesi de ilginçtir. Hala Ayasofya'yı geri alacağını düşünenler olduğu gibi bizler hala Ayasofya cami olmalı diyoruz bakın. Aradan ne kadar zaman geçmiş, hem dimdik ayakta hem de hala Ayasofya gündemde. Ve gündemde olmaya da inşallah devam edecek. Sultan Mehmet Hazretleri'nin fetih namazı kıldırdığı yerdir bütün o ikonaların üzerleri o Ayasofya'nın içine yaptıkları o figürler kadın erkek figürleri neyse öyle şeyler onlar battaniyelerle kapatılmış yerler halılarla tertemiz örtülmüş yani bir silüet olmasın diye onlar kapatıldıktan sonra İstanbul'da fetih namazı kılınmış hangi camide Ayasofya camiinde inşallah ve bunlar da devam edecek ilelebet cami olarak kalacaktır inşallah. Evet değerli kardeşlerim Fatih Sultan Mehmet Han'dan da biraz bahsetmek lazım. Fatih Sultan Mehmet Han çocukluk yaşlarından itibaren iyi bir eğitim almış. Çok sağlam bir eğitim almış. Etrafındaki öğretmenleriyle yani hocalarıyla alakalı ne kadar titiz bir eğitimden geçirildiğini biliyoruz. Ve bununla alakalı olarak da söylemem gereken çok şey var. Kıssadan hisseler var. Yani Molla Gürani Hazretleri ve Akşemseddin Hazretleri ile hocalarıyla aralarına geçen diyalogları kendisi yazıyor. Tarihçiler yazmış. Onlar bizi çok ama çok zannediyorum heyecanlandıracak. Nasıl bir komutanmış? 21 yaşında. ikinci Murat zaten babasıydı biliyorsunuz. Babası ona devretti. Kendisi Manisa veya Muğla gibi bir tarafa gitti artık oğluna devretti padişahlığı. Öyle diyaloglar oldu ki etrafındakiler ya dediler o da çocuk yani kusura bakmayın ama ey padişahımız daha çocuk yaşta birine siz devleti mi veriyorsunuz diye. Ne dedi? Vallahi dedi o Allah'ın izniyle İstanbul'da fethedecek neler olacak neler o bir çocuk değildir dedi. Aa, o zamanlar söyledi. Bazı kerametler de oldu vesaire. Şimdi fazla vaktimiz yok birkaç mesaj sonra Fatih Sultan Mehmet Han hakkında birkaç rivayeti sizlerle paylaşalım. Özkan, Boş, Özkan Boz, tarihimizin en görkemli zaferlerinden olan İstanbul'un fethinin 564. seneyi devriyesini büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Henüz 21 yaşında Peygamber Efendimizin müjdesine ve övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle anıyoruz demiş. Eyvallah kardeşim Allah razı olsun. Valide isimli bir dinleyicimiz ilk defa mesaj attım ama her gün sizleri dinliyorum. Sizleri dinlerken zaman çok çabuk geçiyor. Akşama kadar dinlesem sıkılmam. Benim bir hayalim var abi. Hoca olup çarşaf giymek. Bunların peşindeyim. Engeller var. Dua edin. Nasip olsun demiş. Allahu Teala. Hayırlı ise sizin önünüzdeki engelleri kaldırsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Hayırlı Ramazanlar oğlum Kerem ve Eren'e dua istiyorum. Hayırlı Kerem olsun. ve Eren kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'in şu Ramazan-ı Şerif'in içerisinde dua edenlerin yüzü suyu hürmetine, gözü yaşların yüzü suyu hürmetine onların ve evlatlarımızın akıbeti hayır olsun, İslam üzere olsun, dini, namazı, örtüyü, Kur'an'ı, sünneti sevdirsin amin. Cuma isimli dinleyicimiz de İbrahim abi seni ve Cübbeli Ahmet hocamı çok seviyorum. Sizlerden dua istiyorum demiş. Allah razı olsun kardeşim. Hemen bir tane daha okuyalım bitirelim. Yavaş yavaş Fatih Sultan Mehmet Han'la alakalı bir iki mevzu anlatacağım. Hacer Yağmur hanımefendi ben bir kere sınav için mesaj atmıştım. Bende korku vardı. Çok şükür barajı geçtim. Şu konuyu dile getirmek istiyorum. İnsanlar sevdiği kişilere çok değer verince neden hep üzülen olur? Fazla değer vermemiz mi gerekir? Ben çok değer veriyorum sevdiğim kişilere ama aynı değeri kendimde göremiyorum. Bu sefer şu kararı aldım. Kimseye değer vermeyeceğim. Onu anladım. Çok iyi niyetliyim. Herkese karşı çok yumuşak davranıyorum. Kıramıyorum kimseye ama artık insanın sabrı taşıyor. İçime böyle sanki bir soğuma, öfke hırsı girdi birkaç gündür. Çok sinirli davranıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum İbrahim abi. Duanıza ihtiyacım Olamaz var demiş. Olsun. İlk önce ben kardeşimi bilmiyorum tabii. Sonuçta tanımıyorum. Bu genç yaşlardaki kardeşlerimize çok olan şeyler. Bu ver yansınlar. Ee, İnsanlara şöyle davranıyorum, böyle davranıyorum, şunu alamıyorum, bunu. Bu tecrübeli olacak. 30-35 yaşlarından sonra hayatı daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Ee, ya da alimlerin dediğiyle 40 yaş civarı zaten insanın tam beyninin ...iyi çalışmaya başladı dönemlerdir... ...o vakte kadar biraz sıkıntılar... ...imtihanlar olacak... ...kırktan sonra hayatı daha net göreceksiniz... İkincisi, değerli kardeşim... ...her insanın hataları vardır... ...imtihanları olacaktır... ...hata da vardır... ...imtihan da vardır... ...bu ikisi zaten bu dediklerinizi getirir... ...ya hasta olacaksınız... ...hiç konuşamayacak bir diliniz... ...kalkamayacak bir vücudunuz... ...yani ayağınız olacak... ...sağlığınız berbat olacak... Ya ailenizle ilgili bir sıkıntınız olacak ya fizikselliğinizle alakalı bir durum olacak ya da insanlar size farklı davranacak. Siz de imtihana tabi tutulacaksınız. Lütfen bunu şöyle düşünmeyin. Hayata gelişimiz bizim böyle mutlu, gülistan, her şey her yerde. Niye insanlar şöyle davranmıyor? Niye böyle yapmıyorlar? Niye bunlar böyle yapmıyor? Öyle geçmez hayat. Siz iyi, iyi bir insan olmaya çalışın. İnsanların niçin öyle olduğunu, size siz öyle davrandınız ama niye öyle davranmadıklarını düşünürseniz hasta olursunuz. Kendinizi hasta edersiniz. Ve o kararları da almayın. Sizin gibi düşünen kardeşlerime de söylüyorum. Madem öyle kimse beni anlamıyor, ben de kimseyi anlamayacağım. Bu hoş bir şey değil. Ama insanlara fazla değer vermemeye katılıyorum. Zaten vermeyin. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? bu hata yapmaz, bu benim her şeyim, şudur budur dersiniz. Yarın öbür gün güvendiğiniz dağlara kar yağdığında tüh deme ekmemek için normal sevgi. Normal herkesin hata yapabileceği gibi karşımdaki insan da hata yapabilir inşallah düşünelim. Mehmet hayırlı Ramazanlar İbrahim abi Ramazan kardeşim Allah sizinle beraber olsun. Osmanlı ecdadımızın gemileri karadan yürütmesi olayı da çok büyük bir hadise. Hayırlı yayınlar Eyvallah, demiş. Eyvallah. Onu da birazdan konuşacağız. Efendim Fatih Sultan Mehmet Han. Surlardan bahsettik, toplardan bahsettik. İstanbul'un jeopolitik önemi nedir dedik. Kendisinden bahsetmeyecek miyiz? Değerli kardeşim ecdat dendiği zaman Fatih, Fatih diyoruz ya aslında ismi Fatih değil. İkinci Mehmet ismi. Ama bildiğiniz gibi öyle bir bizim için lider oldu ki Allah rahmet eylesin Fatih yani fetheden anlamına gelen Fatih ismi eklendi. Kendisi zaten Mehmet ismi. Muhammed Mehmet. Mehmet Muhammed. Sonra Fatih Sultan Mehmet oldu. İkinci Mehmet normalde. Gerçekten de çocukluğunu öyle bir güzel geçmiş ki annesi anlatıyor. Yasin-i Şerif diyor bak Yasin-i Şerif okumadan diyor ben gün geçirmezdim veya okuttururdum kendim okuyamasam bile çocuğuma. Ve Fetih surelerini diyor okuttum. Ayaklarını yere bastığı yürümeye başladığı anda Fetih surelerini diyor okuyordum ben çocuğuma. Onlarla büyüttüm diyor annesi. E sen çocuğuna bu kadar ilgi alaka gösterirsen bu kadar çaba verirsen abdestsiz emzirmemeye riayet edersen çocuğuna Yasin-i Şerif'lerle Fetih sureleriyle ninni yerine sen bunları okursan, eğitimiyle ilgili elinden geleni yaparsan, eğitimiyle ilgili Molla Gürani'ye, Akşemseddin Hazretlerine gidip de eğer bu çocuk size karşı bir terbiyesizlik yaparlarsa bir sultanın, padişahın oğlu olduğu için onu kayırmayacaksınız. Size ceza veririm, gerekiyorsa dayağı da yiyecek. Ama düzgün bir insan olacak diyen bir babaysanız oğlunuza böyle oluyor işte. Düşünebiliyor musunuz? Tarih kitaplarında çok fazla okumadığımız için bunları, yani kitap okumaya meyilli değiliz, bilmiyoruz. Hiç annesinden konuşmuyoruz. Nasıl bir anneymiş bu? Nasıl bir babası varmış? Nasıl kendilerinden feragat etmişler? Eğitimine ne kadar çok riayet etmişler? Sadece kendisi e, ana dil gibi beş tane dil biliyordu Fatih Sultan Mehmetan. 21 yaşındasınız, 5 tane ana dili gibi konuşuyordu. Ve dini bilgilerin hepsine haizdi. 14 yaşında dini bilgilerinin hepsini tamamladı biliyor musunuz? 2. Mehmet Han. 14 yaşındaydı. Bırakın Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek, hafız olmak, fıkıh, akayit, şu, bu, mantık. 14 yaşında ilimlerini tamamladı. İstedik ki bu konunun dua enlerinden bir tanesi bizlerle bu mevzular kısa da olsa paylaşsın. Kendisinin çok yoğun olduğunu da biliyoruz ama tanıdığınız, sevdiğiniz ve güvendiğimiz isimlerden bir tanesi bizlerle beraber Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Ramazanınızı tebrik ederim. Çok Allah razı sağ olun. Bizi Bizleri kırmadınız. Esas biz size teşekkür ederiz. Değerli hocam, İstanbul'un fethinin seneyi devresiyle ilgili çok fazla şey söylenebilir. Ama biz çok fazla konuşulmamış olan şeyleri sizlerden duymaya alıştık. Bize neler söylemek istersiniz bugünle alakalı? Şimdi e, fetin Fethin 564. E, yılını şu anda idrak ediyoruz. Böyle bir durumda o Fethi bize hazırlayan, Fatih Sultan Mehmet'i, onu yetiştiren hocaları, İstanbul'un fethini e, neyin hazırladığını ve nelerin sebep olduğunu asıl bunları e, konuşmak lazım İbrahim Bey sık sık. Evet. Mesela ben şöyle bir şeye işaret edeyim. Aslında İstanbul'u fethetmeden yani maddi olarak usullara aşmadan önce manevi olarak aşılmış bulunuyordu. Bu çok önemlidir. Bizans evet. e, Roma'dan yardım istediği zaman Roma şöyle bir e, Söz vermişti. Şayet Katolik olursanız yardım ederiz. Yani ne demek bu? Dininizi satın, biz size öyle yardım edelim. Hı. Oysa Bizans'ın ikinci adamı Lukas Notaras, o zaman İstanbul'da Katolik külahı görmektense Türk sarığını tercih ederiz dedi. Ya. Katolik şapkası görmektense. Evet. Yani bu Osmanlı adaletini, Osmanlı o insanlığını, mertliğini, medeniyetini, kültürünü, her şeyini Bizans'ın nasıl hazır olduğunu ve tanıdığını bildiğini gösteriyor. Bu surların Müslümanların o surları o ahlaki, insani değerleriyle evvelce açtığının bir işaretidir. Bugün bizim bunları bilmeye çok ihtiyacımız var. Mesela Fatih Sultan Mehmet surlardan içeri girdiği zaman öylesine bir sevinç gösteriyor ki biz bugün bunu bilmeyiz. Mesela sözlerini, ifadelerini Böyle bir sevinç gösteriyor ki, hmm. toprak e, atından iniyor, toprağa öpüyor. Hüdaya bana ne azim, büyük bir zafer ihsan eyledin diyor, dua ediyor. Yanındakiler çocukça bir sevinç diyorlar. Yani hmm. normal, çocukça bir sevinç. Sekiz asırdır fethedilemeyen İstanbul'u fethetti, Peygamberimizin müjdesine kavuştu, Kayserlerin tahtına e, kuruldu, Doğu Roma'nın da imparator oldu dünyanın en estetik, en güzel şehrine kavuştu. Normal, çocukça bir sevinç. Hı hı. Fatih adamın ciğerini okuyor. Diyor ki, hem ki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Evet. Zamanımda Ak Şemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. Allah Allah. Ya İbrahim Bey şimdi şunu bize öğrettiler mi? Şunu duyduk mu? Şunu biliyor muyuz? Fatih'in hocalarına verdiği değer, onlardan aldığı ders, Fatih o açtıran, Hangi kıymetli değerler oldu? Evet. Zamanımda Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. Yeah. Yeah. Çok önemli bu. Mesela İstanbul'a ilk girdiğinde ilk gün verdiği ilk emir Ayasofya'nın etrafındaki odalarda ilim faaliyetleri başlasın diyor ve Molla Hüsrev'i Molla Hüsrev'i oraya müderris tayin ediyor. <laughs> Bugün bazen geçen şeyler veriyorum, konferanslar veriyorum. Bursa'da, diğer yerlerde. Bunlar ortaya, Molla Hüsrev'in kabri nerede? Ya. Molla Hüsrev kimdir? Dediğimiz zaman bu en büyük alimlerimizi biz tanıyamıyoruz. Evet. Bugün bugün e, dini, İslam'ı e, ve o bizim büyük alimlerimizi ne kadar öğretiliyor ilahiyatlarda, ne kadar bunlar anlatılıyor. insan üzülüyor. Evet. Akşemseddin'i, Molla Hüsrev'i, Molla Gürani'yi. Ben talebelerimi getirip göz gezdiriyorum. Acaba Bursa'da gezdiriyorlar mı Molla Hüsrev'in, Molla Hayali'nin kabirlerine? Hı hı. Yani bunlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum asıl olarak. Yani evet Fatih'i, Feth'i unutmayacağız. Fakat asıl bu değerleri, evet. bu değerlerimizi gençlerimize vereceğiz. Hocam ve bu dediğiniz ver. çok önemli bir şey. Cezzar Ahmet Paşa var biliyorsunuz. Evet. Napolyon, Napolyon diye bizim lisemizde, üniversitelerimizde böyle Napolyon'un Bonapart'ın şu yönü, bu yönü anlatılır ama Cezzar Ahmet Paşa hiç anlatılmaz. Onun gibi oldu galiba Nap bu da değil Napolyon mi? Napolyon'u mahveden komutan bilinmez değil mi? Evet. Ne mi? kadar bilinir? Sorsak yani nerede yatar? Nasıl o Napolyon'u perişan etti? Nasıl bir kişilikti? Do çok doğru söylediniz. Yani Napolyon hep konuşulur ama Napolyon'u durduran, perişan eden, hakikaten mahveden evet. bir komutanımız bizim bilinmez. Yani Mesela Çanakkale'ye geldiklerinde o e, Büyük Haçlı Donanması'nın üçte birini denize gömen komutanımız Albay Cevat Çobanlı Paşa bilinmez. Yani bunları e, gençlerimize mutlaka bizim, bugün eğitimimizde dün Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. E, Cumhurbaşkanımız da yani eğitim müfredatının ciddi değişmesi lazım geldiğini, yavaş yavaş değişmekte olduğunu söylediler. İlim adamlarımızın da bunlara hazır olması lazım. Bakanlığımızın, milli eğitimimizin bunlara çok hazır olması i̇şte. lazım ve bunları değiştirmek lazım. Düşünün İbrahim Bey vaktimiz varsa bir iki şey daha söylemek isterim. Elbette efendim. Yani Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'dan içeri giriyor ve ayaklarına kapanıyorlar. Son hücumdan önce de teslim olun demiş olmamışlar. Evet. Taş üstünde taş gövde üstünde baş bırakmasa kimsenin bir şey diyeceği yok yok. Fakat Fatih diyor ki ayağa kalkın şu andan itibaren dininizde, ayininizde, ticaretinizde, inancınızda hürsünüz. Allah Benim Allah. gadabımdan emin olunuz. Yani bugün şu Hristiyan dünyası İslam alemini mahvederken Fatih Sultan Mehmet girdiği yerlere ilim, medeniyet, insanlık götürüyordu. Evet. Yine bakın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle stadyumlardan şu arena isimleri kalktı. Hı hı. İstanbul'da hipodromlarında, arenalarında aslanlara parçalattırılan kölelerin çığlıkları yükseliyordu. Evet, evet, evet. Oysa evet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u bir ilim beldesi yaptı. Bir çiçek yetiştirene 500 akçe verdi. Ali Kutçu'ya her konağı için 1000 akçe verdi. 5 yılda 500 yıllık bir ilim ve medeniyet beldesi haline getirdi, İslam beldesi haline getirdi İstanbul'u. Yani Fatih'i e, hani fetih açmak demektir. Fatih fetihle İstanbul'u iyiliklere, güzelliklere, medeniyete açtı. Evet. Fatih'i bu yönleriyle gençlerimizin çok iyi bilmesi lazım, çok iyi öğrenmesi lazım. Hocam, so biliyorum vaktinizde fazla yok ama. Ben bu yarım e, dilimle anlatmaktan bu konuları aciz kaldığım için şu konuda da sizden yardım isteyeceğim. Dinleyenlerime Ama söz Ama Ne güzel anlatıyorsunuz. Çünkü. Bazen denk geliyorum, dinliyorum. Çok güzel noktalara temas ediyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ben Değerli daimle. hocam, şimdi son e, günümüzde yani 2017'deyiz. 1453'ten bu zamana çok bir vakit geçti. Ama şöyle bir e, derdimiz var e, bizim Ge ya da olmalı bilmiyorum. E, Yunanistan hala İstanbul'un 1453'ün intikamının alınacağından Konstantinopolis bizim olacak derdinde. Ermenistan'a bakıyoruz onlar da Ağrı Dağı ile alakalı hatta kendi meclis amblemlerine kadar bize ait olan bir yeri gözlerine bir şekilde yakın etmişler sindirmişler. Bizim de bu konuda galiba fazla bir bilgimiz yok. Size şunu sormak istiyorum Yunanlılar e, bu konuda özellikle İstanbul'un fethi konusuyla alakalı. Az önce tarih kitaplarından vesaire bir çalışma olması lazım dediniz ya devletimiz tarafından evet. diye. Onlar nasıl bakıyorlar? Bir söylenti mi? Hala bir garezleri var mı? İstanbul'la ilgili yoksa gerçekten orada sistematik bir şekilde çocuklara İstanbul'un o 1453'te fethedildiği empoze ediliyor mu acaba? İbrahim Bey çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Bizim içimizdeki bir takım e, böyle... Fransızlar mı diyelim, bizim içimizdeki ahmaklar mı diyelim? Evet. Biz gencimize tarih şuurunu verirken ayaklanıyorlar. Halbuki bizim şuurumuz, bizim dinimiz Hristiyan da olsa, başka dinlerden de olsa herkese iyiliği emreder. Savaş sana, ülkene, değerlerine, inancına düşmanlık olduğu, seni yok etmek istedikleri zaman başvurduğumuz bir yoldur bizim. Bizim hiç kimsenin toprağında, malında, mülkünde bir gözümüz olmadığı gibi binlerce yıldır herkesin inancına da saygı göstermiş biz mi, bir milletiz biz. Bizim tarihimiz bunu ifade eder. Bu içimizdeki ahmaklar gerçekten dediğiniz Yunanistan'da, Bulgaristan'da, İngiltere'de, Almanya'da nasıl bir tarih okutulduğunun farkındalar mı, biliyorlar mı? Maçlarının nasıl bir Türk İslam düşmanlığı üzerine olduğunu biliyorlar mı? Acaba Türk tarihini ne kadar okutuyorlar, öğretiyorlar? Bunlar bizim tırnaklarımızı çöküyor. Karşı taraf ise tırnaklarını biliyor. Hmm. Yani bu maalesef böyle. Ben geçen bir İngiliz profesörüyle konuşurken Osmanlı'yı ne kadar anlattıklarını sordum. Ne, ne anlatması, ne Osmanlı, hocam dedi. Allah Üç Allah. cümle, beş cümle. O da en ağır hakaretle. Yani ve bu kadın bir İngilizle evli. Öyle dini yönü falan olan birisi değil. Evet. Yani bizim sadece bir gidip bakacaklar ne öğretiyorlar, ne veriyorlar, ne anlatıyorlar diye. Orada böylesine bir haçlı kini düşmanlığı oluşur mu şayet bizim gibi anlatmış olsalar? Evet. Bizim gibi anlatmış olsalar acaba Kosova'da, Bosna'da Müslümanlara bu kadar kin oluşur muydu? Hemen İstanbul'u hala böyle gösterirler miydi? Biz bugün Viyana, Viyana'yı alalım, bu din alalım. 300 sene 400 sene önce bizim de diyen 100 sene önce, 200 sene önce bizim de diyen var mı? Evet. Biz Bağdat'ı alalım. Bağdat da bizimdi bir zamanlar. Evet. Ee, Budin de bizimdi. da bizimdi. Filip'e de bizimdi. Kosova da bizimdi. Buraları yeniden alalım diye bizim bir eğitimimiz var mı? Evet. Oysa e, 564 yıllık beldeleri bırakın bunu. Anadolu'yu bin yıla da giderler. Yani İstanbul aldığında Anadolu alınmayacak mı derler. Anadolu'yu bizim mi sayarlar? Dolayısıyla bu tam bir bizim içimizdeki ahmakların, ahmaktan da öte ama söylemek istemiyorum. Yani birilerine hizmet edenlerin davranışı bu. Bunu biz hiçbir zaman düşmanlık değil ama bu millet e, su uyur düşman uyumaz demiş. Yani tedarikli ol, tedbirli ol, güçlü ol, bir ol, beraber ol. Atanı, ecdadını, değerlerini tanı demektir bu. Hmm. Yoksa bu bizim sefere çıkalım, cihada çıkalım, şuraları alalım manasına da gelmiyor. Hani kuru bir cihangirlik davamız değil derler değil mi hocam? Aynen bu. Evet. Ama ne zaman işte 15 Temmuz nasıl kapımıza dayandığında bu millet kahramanlık gösteriyor. Ortaya çıkıyor. E bugün içimize artık bombalar düşmeye başladı Suriye'den. Bunları kim attırıyor? Herhalde hmm. Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz değil. Burada evet. kimlerin olduğunu görmek gerekiyor Ne iş var Amerika'nın Rusya'nın İran'ın evet. Evet. Ne işi var Dolayısıyla bunlardan da işte e, Bu tarihi hasımlığı Bu milletin üzerindeki oyunları da Unutmamamız gerektiğini Düşünüyorum Eyvallah. Önemli bir noktaya parmak bastınız Daha uyanırlarken bir maçta bile Geçenlerde öyle olmuştu O hatırıma getirdi Yani bir evet. Basket maçı olacak Fenerbahçe'nin evet, Yunanistan'da evet, evet. şampiyon oldu. Evet. Hemen Yunanlıların yaptığı şey, Ayasofya'yı minaresiz göstermek oldu. Bakın, evet. yani ve hemen Konstantinopolis burayı alacak. Bitmiyor, evet. bitmez de asla biteceğine inanmak bizim bitmemiz manasına gelir. Evet. Allah razı olsun. Bunların biteceklerine inanmak. Onun için biz tarihimizi düşmanlık üzerine değil değerlerimizi, büyüklerimizi, geçmişimizi, ecdadımızı, İstanbul'u bizi bize bizim kılan o değerlerimizi. Çünkü bütün dünyanın, bütün insanlığın böyle bir medeniyete ve insanlığa ihtiyacı var. Dünyada Aynen. huzur yok hiçbir yerde. Aynen öyle hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum bu verdiğiniz bilgiler için e, vaktinizi ayırdınız. Allahü Teala size hayırlı ederim. uzun ömür nasip buyursun, zamanınızı bereketlendirsin. Çok yoğun çalışıyorsunuz, takip ediyoruz sizi. Allah Sağlık Allah saat Allah versin. Allah versin. En güzeli derler ya, yani zamanı bereketlendirsin. Çok güzel bir duaymış. Nereye yetişmeniz gerekiyorsa Rabbim e, sizi ziyade eylesin. Son olarak dinleyenlerimize ne söylemek istersiniz? Valla son olarak şunu söylemek isterim. Ee, Fatih Sultan Mehmet için şöyle söylenir. Şayestedir denilse alem senin mezarın durmuş kapında bekler bir kavim türbedarın. Bütün <gülüyor> alem <gülüyor> Türk senin mezarın dense, türben dense yeridir ve bütün bir Türk milleti, <laughs> İslam ümmeti de senin türbedarın olsa yeridir. O mübarek hakanı Fethi'nin bu 564. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Gençlerimizin de en güzel şekilde onu tanımalarını, bilmelerini biliyorum. Sizlere de bu güzel yayınınızdan dolayı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Var olun diyorum. Allah razı olsun evet. efendim. Hayırlı Ramazanlar Hayırlı temenni efendim. ediyoruz. Selamünaleyküm. Görüşmek üzere. Aleyküm. Allah Selam razı olsun. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamız bizlerle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne güzel böyle lezzetli bir bilgi verdi değil mi bize? Evet abi. Sağ olsun selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi tabii kendisinin de buyurduğu üzere bu devam ediyor. Yani Yunanistan'da hali hazırda İstanbul ellerinden gitti. İstanbul haline geldi daha doğrusu Konstantiniye. Bununla ilgili hala fikirleri akıllarında şeyler var. Demek ki bu düşmanlık geçmedi. Henüz bitmedi. Şimdi günümüze etkileri böyleydi. Onu çok iyi anlatmış oldu değerli üstadımız. Bizler biraz daha kısalara geçelim. Mesela 2. Murat Han, Akşemsettin ve 4 yaşındaki Şehzade Mehmet'le beraber Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ziyaretine gidiyor. 2. Murat kim? Fatih Sultan Mehmet Han'ın yani 2. Mehmet'in babası. Hacı Bayram Veli hazretlerine gidiyorlar. Diyorlar ki, Konstantiniye'yi almak, İslam diyarı yapmak isterim. Duanızı bizden esirgemeyin. Tabi o zaman Padişah 2. Murat Han, Hacı Bayram Veli Hazretleri, Padişahım diyor, Allah ömrünüzü ve devletinizi uzun eylesin, fakat fethi ne siz ne de ben göreceğim. Dışarıda o zaman bu sözleri söylerken ikinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet Han da çocuk kapıda oynuyor. Kapının dışında oynayan Fatih Sultan Mehmet Han'ı gösteriyor Hacı Bayram Veli Hazretleri ve Akşemseddin Hazretlerini gösteriyor. Bu çocukla şu oynayan çocuk var ya onunla işte bu köse görecektir inşallah cevabını veriyor. Ve gerçekten de kendisi vefat ettikten sonra gerçi vefatından önce zaten tahta kendisinin geçmesini emir etmişti. oğlu ve Akşemseddin Hazretleri gördü. Molla Gürani Hazretleri ilk önce eğitim aldı. Padişahların eğitimi ki onların oğulları şehzade deniyor bildiğiniz gibi. Şehzade Hazret şehzadelerin hocaları müthiş böyle titizlikle bir eğitim süreci vardı. Ve şehzadenin bazı isteksizlikleri karşısında Molla Gürani Hazretleri şehzadeyi dayakla dahi tehdit etti denir eserlerde. Bu dayağın güzel olduğu vesairesinden değil. Burada anlatılmak istenen devletin en üst kademesinde yer alması muhtemel şehzade yarın öbür gün o da bir padişah olacak, sultan olacak ama onun eğitiminde bile şunun ne olduğu, şundan tanıdıktı vesaire demeden Allah'ın ilmini anlatmak için ne kadar önem verildiğini gösteriyor ki babası da yani bunu anlatıyordu. Onu da sizlerle paylaşayım. Bir gün hocasını eli sopalı görmüş. 2. Mehmet Han yani Fatih Sultan Mehmet Hazretleri sopanın ne işe yaradığını sormuş. Yani bu sopanın ne işi var diyor. Molla Gürani Hazretleri demiş ki: "Babanız 2. Murat emretti. Eğer çalışmazsanız, saygıyı bırakırsanız, kuralları çiğnerseniz o zaman sizi bu sopayla terbiye edeceğim." Ya. Ve sonra ne oldu bildiğiniz gibi 2. Murat Han yani babası daha çok genç yaşında Mehmed'i yerine bıraktı ve Manisa'ya çekildi. Vezir-i Azam Çandarlılı Halil Paşa yanına geldi. Efendim dedi Allah Celle Celaluhu sizi efendim başımızdan eksik etmesin. Ama bir şey söylemek istiyorum. Buyurun dedi. Efendim dedi padişahlığı henüz genç yaşta çocuk denilebilecek yaşta birine bırakmak doğru değildir efendim. Der demez ikinci Murat Han şöyle dedi. Yok dedi. Öyle deme Lala. Oğlumuz Mehmet Allah'ın izniyle nice büyük hizmetler ifade edecektir. Allah padişahlığını mübarek etsin dedi. Değerli kardeşlerim, ikinci Mehmet Han o zaman şehzade Manisa'da Akka Kalesi düşman şövalyeleri tarafından alınmış. Akka Kalesi çok meşhur bir kale, stratejik öneme haiz bir yer. Bu haber geliyor, işte şu kadar zaman önce bize ait olan Akka Kalesi düştü. Yani düşman şövalyeleri tarafından zapt edildi diye gözyaşlarını tutamamış Fatih Sultan Mehmet Han. Yanında bulunan hocası Akşemseddin Hazretleri ne demiş biliyor musunuz? Ağlama demiş şehzadem. Elbet bir gün gelir düşmanın Akka'dan aldığının fazlasını Konstantiniye'yi fethettiğin zaman sen alırsın inşallah demiş. İşte o Allah dostlarıyla beraber yaşam sürmenin onlarla beraber aynı anda yaşamanın lezzet hallerinden bir tanesi nasıl bir lezzettir ya. Gerçekten de o Allah dostlarının terbiyesinde yetişmiş ve tasavvufu sünnet-i seniyeye bağlanmış olan insanlar cihangirlik davası güdebilirler mi? Biraz daha fazla kilometre alayım. Şu kara parçasını da ben alayım. Şu ada benim olsun orada zevk sefa süreyim diye alınabilir mi? Alamaz. Çünkü Allahu Teala işte neden buna izin veriyor? Çünkü kendilerine samimi bir kul olduklarını biliyor. Osmanlı'yı Osmanlı yapan kara kaşları, kara gözleri, iyi savaşmaları mı zannederiz? Hayır. Allah'a yakınlıklarıyla bu hale geldiler. Bu lütuflar, kendilerine ikramlar, nimetler verildi. Yani bunu da iyi bilmek lazım. Her neyse birkaç tane daha sizlerle paylaşayım. Bu arada Ramazan-ı Şerif ayındayız. Bilmiyorum program biraz ağır mı gidiyor, çok mu tarihi bilgiler veriyorum bilmiyorum ama ee, zannediyorum zaten zor işi şu an biz yapıyoruz. Biz e, konuşuyoruz, siz dinliyorsunuz. İnşallah kafanız şişmiyordur, onu söylemek istedim. Neyse şunu anlatayım. 23 sene hükümdarlık yaptı. İkinci Murat Han babası tahtını az önce bahsettim. 12-13 yaşlarındaydı. Oğlu Mehmet'e bıraktı. Manisa'da sarayına çekildi demiştik. Şimdi bunu duyan, bunu fırsata çevirmeye çalışan batılılar aman dediler ya. Böyle bir fırsat bulamayız ne yapsak etsek de bunu bir ganimete çevirsek. Bir taraftan Macarlar, bir taraftan o zaman Ulahlar var, Sırplar var, Almanlar neyse, Arnavutlar da var tabi onu da unutmayalım. Bir Haçlı ordusu kurdular, saldırıya geçtiler. Sultan Mehmet Hazretleri de bir ferman yazdı, babasına bildirdi. İkinci Murat Han gelmek istemedi, Düşman henüz 12-13 yaşında padişahın durumundan tabi istifade etmek istedi. Tecrübesizlik var ortada. Her ne kadar iyi niyet olursa olsun sonuçta bir tecrübe gerekir. Savaşta bu vardır. Sultan Mehmet Han babasına bir ferman daha yazdı. Şimdi ilkinde gelmesini istedi. Babası yok gelmiyorum dedi. Sen idare edeceksin. Bu sefer de anlatıldığına göre ikinci kez bir ferman yani mektup yolladı. Resmi bir mektup diyelim. İadeli taahhütlü günümüzdekilerin bir başka versiyonu. Şöyle yazdığı söyleniyor. Eğer siz padişahsanız düşmanların saldırılarını def için göreve geliniz. Yok eğer ben padişah isem size emrediyorum ordunun başına geçiniz. Nasıl bir söz zaman? Mecbur babası gelecekti. Neden? Padişahsanız zaten savunmak sizin göreviniz. Padişah değilseniz ben padişahım emrediyorum gelin ordunun başına geçin. Ve ciddi e, bu olay olduğu bu emir üzerine 2. Murat Han ordunun başına geçti. Varna Savaşı'nda bir kez daha Haçlıları mağlub ve perişan etti Allah'ın Celle Celaluhu izniyle. Daha hangisini anlatalım? Sultan Mehmet Han'ın hocası demiştik ya Akşemseddin Hazretleri ve daha önceki döneminde Molla Gürani Hazretleri ve diğer hocalarına çok büyük saygı duyuyor. Bağlılığı var acayip derecede. Çünkü o İslami terbiye saygıyı da getiriyor. Akşemseddin gelince ayağa kalkarmış. Bunu e, yanındaki paşalardan Mahmut Paşa sebebini sormuş. Efendim demiş. Siz birçok kişi geliyor, ayağa kalkmıyorsunuz. Ama Akşemseddin Hazretleri geldiği zaman ona çok saygı gösteriyorsunuz. Yani ayağa kalkıyorsunuz, hürmet gösteriyorsunuz. Sebebi ni nedir? Nicedir deyince şu cevabı veriyor. Doğru. Akşemseddin hocama hürmetim çoktur. Diğerleri yanıma gelince onların eli titrer beni gördüğünde. Lakin ben Akşemseddin'i görünce benim ellerim titremeye başlıyor der ve ona karşı sevgisini, saygısını dile getirir değerli kardeşlerim. Sultan Mehmet Han o zamanki ismiyle Konstantiniyye'yi muhasara hazırlıkları yaparken Galata Köprüsü var bildiğiniz gibi. İşte Galata e, kulesi var. O yer zaten Cenevizlilerin e, konuşlandığı yerler. O taraflarda efendim bu sefer Galata'da bulunan Cenevizliler fitne çıkarmaya başlarlar. Bunun üzerine Paşa ne yapılması lazım geldiğini sorar. Sultan Mehmet şu cevabı verir. Bizans bizim için ejderdir, Ceneviz ise yılan. Ejderi yok etmek için bir yılanı uykuda tutmalıyız. Ejder yok edilince hafif bir darbede zaten yılanın başını ezmeye yetecektir der. Fethin içinde fetih olmuş. Yani hem İstanbul'un fethi zamanında, 1453'te bu zamanlar ve bundan bir ay önceki zamanda değerli dinleyenlerim, madem Osmanlı bütün enerjisini buraya veriyor. Biz de başka yerlerde onu sırtından bıçaklayalıma getirmişler. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda, nasıl ki Osmanlı'nın son zamanlarında da Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan evvel Osmanlı'nın yıkılma döneminde de olduğu gibi. Ne zamanki zor bir şart, başka bir yerde savaşa gidiliyor cephede diğer cepheler hep açıkta kalıyor ki zayıflıyor enerji başka yerlerde olduğu için aynısı orada da olmuş. Bir gün Zanos Paşa var bildiğiniz gibi Rumeli Hisarı yapılacak. İşçilerle birlikte vezirler beyler de çalışıyor. Hatta paşalar da gelmiş, çalışmışlar. Rumeli Hisarı'nda. Çünkü orada manevi bir rüyadan sonra geçilmiş oradaki işçiliğe. Efendim, işçilerle paşalar, paşalarla beyler, vezirler yan yana. Bir gün inşaat yerine geliyor teftişe Sultan Mehmet Han. Zanos Mehmet Paşa'yı sırtında taş taşırken görünce şaşırıyor tabii arkasından sesleniyor Kolay gelsin Zanos diyor Zanos paşa hiç arkasına dönmeden padişaha görmeden cevap veriyor Sağ olasın padişah hoş geldiniz diyor ama hiç bakmıyor bile Allah Allah o da şaşırıyor Sen diyor beni sesimden mi tanıdın Zanos Hayır efendim diyor bana bugüne kadar kimse Zanos demedi ya hep paşa derler korkarlar ondan tanıdım cevabını vermiş Öyle yiğit bir insanmış Allah rahmet eylesin o da ismiyle düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir etrafa nam saldıysa bunu dese dese padişah söyler bana ismimle hitap eder diye öyle bir kıssa da var. Değerli kardeşlerim, Midilli seferine çıkılacak. Midilli seferi de Osmanlı tarihi için çok önemli fetihlerden bir tanesidir biliyorsunuz. Daha doğrusu çıkarmadır tam manasıyla. Midilli seferine giderlerken birçok yerde konaklıyorlar. Edremit civarında, Balıkesir'de bugün için Edremit civarında dağlardan geçerlerken bir köye uğruyorlar. Bu köyde kısa bir süre dinlenme karar veriliyor. Ayran getiriyor köylüler. Tertemiz bir tas içinde böyle bir padişaha yakışan bir şekilde buz gibi bir ayran var böyle. Lakin içinde temiz oda ama birkaç saman çöpü var. Allah Allah. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri saman çöplerini yutmamak için azami dikkatli böyle yavaş yavaş içiyor. Tam ağzına saman gelecek bir daha değiştiriyor falan yavaş yavaş içiyor. Neyse o teyzeye teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Elinize sağlık ama diyor. Yani bir şey soracağım. Buyurun sultanım diyor teyzemiz. Elinize sağlık. Çok güzel bir ayrandı fakat içindeki diyor bu saman çöpleri ben anlayamadım. Bunun e, hikmetini anlatır mısınız? Ne dedi biliyor musunuz? Hey oğul dedi. Sen uzak yoldan geliyorsun. Gördüm ki zaten terlisin, yorgunsun, susuzsun saman çöplerini bir iki tane temizinden ben koydum ki soğuk ayranı çabucak içip de hasta olma diye. Ya bu şefkatli anlayıştan duygulanan Fatih Sultan Mehmet Han o köyü bütün kadına tahsis ettiği rivayet ediliyor. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anın bir hasleti vardır. İdareci olup da kendi tebaasını yani vatandaşlarını kontrol eder. Çünkü büyük bir sorumluluk omuzlarındadır. Bunu hisseder Hazreti Ömer radıyallahu an. İşte o hasletlerden bir tanesi de Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nde o da bazen halkını teftiş edermiş. Esnaf ne durumda? Vatandaşlar mutlu mu? Gayrimüslimlerin şeyleri nasıldır, tepkileri nasıldır vesaire. Tedbili kıyafetle, yani padişahlık kıyafetleri üzerinde olmadan, tanınmadan diyelim, halkının arasında gezmeye başlar. Başındaki kavuğu, kıyafeti olmadan zaten herkes birbirine benzemektedir ya, çıkar teftişe. Gezer daha doğrusu, akşama kadar dolaşır. Bugün o un kapanı dediğimiz yer var ya Haliç'e inerken un kapanı kapısına geldiğinde kale kapısının kapanmış olduğunu görür. Kendisinin çıkardığı fermana göre kale kapıları akşam ezanını mütakip kapanacak sabah ezan vakti açılacak böyle emir vermiş. Padişah yanındakilerle kapının önüne geliyor. Kapı muhafızı Sinan Çelebi ile aralarında şu konuşma geçiyor. Tabii Sinan Çelebi Fatih Sultan Mehmet Han olduğunu bilmiyor. Diyor ki: "Fatih Sultan aç şu kapıyı." Sinan Çelebi: "Sen de kimsin?" diyor. "Bana kapıyı aç diye sen nasıl emredersin?" "Kim olduğuma diyor. Ne bakıyorsun? Kapıyı aç yeter." "Nasıl bakmam?" diyor. "Nasıl bakmam?" Niçin bu zamana kadar dışarıda kaldınız? Dost musunuz, düşman mısınız? Padişahın emrini bilmiyor musunuz? Ben sana kapıyı açmam, var git. Başının çaresine bak. Fatih Sultan Mehmet Han efendim o da bu cevaba tebessüm ediyor ve Sinan Çelebi ile konuşmasını sürdürüyor. Açarsın, açmazsın derken nihayet Sinan Çelebi sinirleniyor. Bak diyor benle uğraşma. Git hünkardan ferman getir ancak o zaman seni içeri alabilirim. Sinirlenmiş bir halde artık uzatmıyor Fatih Sultan Mehmet Han. Yahu diyor Sinan Çelebi hünkâr benim. Sinan Çelebi dikkatlice bakınca tanıyor. Kapıyı açarken de ah hünkârım diyor. Kendi kanununu kendin neye bozuyorsun? Madem bozacaksın böyle kanunu ne diye koyarsın diye bir serzenişte bulunuyor. Madem kanun koyuyorsun niye bozuyorsun? Madem bozuyorsun niye koyuyorsun diye ee, Fatih Sultan Mehmet Han atından iniyor. Bu davranışından ve vazifesine bağlılığından dolayı çok memnun kalıyor. Ve diyor ki sen Yavuz bir er, mert bir kişis kişiymişsin. Kişi Padişah emirlerine bu kadar bağlı ve sadık adamlar az bulunur. Dile benden ne dilersen. Sinan Çelebi de diyor ki Sultanım diyor gerçekten istediğim yapacaksan isteyim bak. Ne demek diyor ya benim sözüm senettir. O zaman diyor ne olur benim için efendim bir cami yaptır ver benim adıma ta ki kıyamete kadar hasenat defterim Açık kalsın. Kabirde bakın neleri düşünüyorlar. Amel defteri biliyorsunuz. İnsan son nefesini verdiği zaman kesiliyor. Kesilmeyen yaptığı hayırlar bir cami, medrese, insanların içebildiği bir su kuyusu veya çeşmesi, hayırlı bir ilim veya hayırlı bir evlattır değil mi? Üç tane kabrin amel defteri bölümünün kapanmaması için bakın neleri düşünüyorlar. Ne istiyorsun? Biz zannediyorum Ramazan ne isterdik? Fatih Sultan Mehmet Han ne istiyorsun dediği zaman yatlar, kat, katlar değil mi? Dünyalık şeyler isterdi. Her ister. şeyi isterdik. Hatta ben de bir yerde bir ada ver bana. Ada benim olsun gibi. Ama ne düşündü? Bir cami istiyorum dedi. Yaparsanız benim adama bir cami yaptırırsanız ta ki kıyamete kadar dedi hasenat defterim açık olsun dedi işte Fatih Sultan Mehmet Han gitti onun adına bir cami yaptırdı hala İstanbul'da Sinan Paşa Sinan Çelebi Paşa camisi de vardır ve namazlar kılınır o camide Allah rahmet eylesin ne güzel bir iş de bulunmuş. Değerli kardeşlerim Fatih Sultan Mehmet Han adına yaptırdığı bir Fatih Medresesi vardı biliyorsunuz. Çok ilginç, kritik bir gelişme vardır burada. Bakın kendi yaptırmıştır. Kendi cebinden yaptırmıştır. Yaşellerinden yaptırmıştır Fatih Medresesini. Tamamlanmış o müessese bir oda istemiş. Bak sen parasını veriyorsun Ramazan. Evet abi. Yaptırdığın yerde bir oda verilmesi kötü bir şey değil değil mi yani? Evet. Aa, ama ne olmuş? Değerli kardeşlerim, hocalar inşa bittikten sonra, Fatih Medresesi inşası bittikten sonra bu haber gelince yok demişler. Oda moda veremeyiz. Sultanım her ne kadar bu medreseyi siz kurup bize teslim etseniz de biz burada size bir oda veremeyiz. Burada bir oda sahibi olabilmeniz için ya hoca olmanız lazım ya da talebe olmanız lazım demiş bak. Ya talebe olacaksınız ya hoca. Hey hat bugün sen bunu kime söylüyorsun? Sonra Fatih Sultan Mehmet Han ısrar edince sınava tabi tutmuşlar. O da hiç itiraz etmemiş. Sınava girmiş, sınavı kazanmış ancak bundan sonra kendisine bir oda verilmiş, öğrenci odası olarak tahsis edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Padişahsınız, sultansınız, kendi paranızla yaptırdınız ama küçük bir oda da size verilmiyor. Ama işte Fatih Sultan Mehmet Han'ı Fatih yapan zamanın alimleri unutulmamalı. Zamanın Evliyaullah'ı unutulmamalı. Annesi unutulmamalı. Babası unutulmamalı. Zamanındaki insanlar, civan mert insanlar, o ahlaklı toplum unutulmamalı. Etrafta dolanıyor bir gün yine tedbili kıyafetle bilinmemek, görünmemek için bakıyor ki esnaflar arasında dolanıyor. Bir esnafa gidiyor. Sabahın erken vaktinde selamu aleyküm ve aleyküm selam. Şu bezden alacağım artık hangi esnafsa veya şundan alacağım dediği zaman efendim ben kimi demiş siftahımı yaptım şu kardeşimize gidin esnafa ona gidiyor o ona yedi tane dükkan dolandığı rivayet ediliyor. E ee, Fatih Sultan Mehmet Han'ı bu hale getirenlerden en büyük sebeplerden bir tanesi de budur. Yani zamanında yaşadığı insanların samimiyetli halleridir kardeşim. Ya. Son bir tane okuyalım. Bir iki mesaj bitirelim. Fatih Camii yaptırılıyor. Rum ustası var. Mermer sütunları böyle biraz kestirmiş. Çok sinirlenmiş Fatih Sultan Mehmet buna. O ustanın ellerini ucundan kestirmiş. Usta kadıda Sarı Hızır hazretlerini şikayette bulunmuş. Yani mahkeme kadısı diye düşünün. Davacı ve davalıyı bir arada dinlemek için ikisini de çağırmış. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Padişah davalı davacıdan bir tanesi. Davalı. Gelmiş. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri bir köşeye geçip oturmak istemiş salonda. Kadı bağırmış oturma beyim demiş. Hasmınla omuz omuza dur yan yana dur. Bak kime bağlı o kadı kadı o devletin idarecisi kim? Fatih Sultan Mehmet. Peki bu sözü nasıl söyleyebiliyor? Bunu hangi inançla söyleyebilir? Başka eğer Müslümanlık olmasa, çatımız İslam olmasa düşünsene oturma oturma diyor. Beyim hasmınla yani senin buraya çağıran davacı adamla yan yana dur. Ve Fatih Sultan Mehmet Han bir şey demiyor duruyor. İki tarafı dinledikten sonra Fatih Hazretlerini haksız buluyor tazminat ödenmesi şekline karar veriliyor. Bayağı bir uzun. Neyse tazminatta çok önemli paralar veriliyor kendisine o eli kestirilen adama. O da feragat ediyor vesaire. Fatih Sultan Mehmet Han kararı dinledikten sonra diyor ki Kade Efendi eğer beni padişah diye kayırsaydın eğer beni oturtmaz, <laughs> e, oturtursaydın oraya kılıcımla başını uçuracaktım. Kade Efendi ne diyor biliyor musunuz? O da boş değil. Eğer diyor ben padişahım diye böbürlenip benim uyarıma kararıma karşı koysaydınız, vallahi diyor postunun altından çıkardığı kocaman hançeri gösteriyor. Vallahi bu hançeri kalbinize saplayacaktım. Arkadaşlar bu işler kolay değil. Lafon tenden masallar değil. İslam varsa Osmanlı Osmanlıdır. İslam varsa kişi değerlidir. İslam varsa değerdir. Irk, soy, sopun bir değeri yoktur. Eğer içinde İslam varsa senin ırkının yararı, faydası vardır. İslam varsa arkadaşın arkadaştır. Bunları unutmayalım. Sen şimdi kimden kime bahsediyorsun? Bir ülkenin idarecisini, padişahını boş ver. Bir milletvekiline, bir belediye başkanına, veya bırakın politikayı siyaseti zengin bir insana sen bunu söyleyeceksin de o tanıdıklarını vesairesini devreye sokarak sana bunun 500 katını yaptığının karşılığını sana zulüm olarak vermeyecek. Boş verin bunları. Ama İstanbul'un fethini konuştuğumuz bu dönemde unutmamalıyız ki dostlar Osmanlı'yı Osmanlı yapan İslam'dı. Fethi de bu hale getiren İslam'dı. Fatih'i fatih yapan da etrafındaki Allah dostlarıdır tebasıdır samimi o zamanın insanlarıdır. Allah Celle Celaluhu hepsinden razı olsun. Amin. Amin. Bir iki mesajla bitirelim. Zeytinburnu'ndan Masar Deniz selamlarını iletmiş. Aleyküm selam. İslambol yapan Fatih Sultan Mehmet'i e Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hayırlı yayınlar. Ramazan kardeşim sana da selamlar demiş. Aleyküm selam sevgili Masar abi. Sağ olun. Suriyeli Halil sizleri severek dinliyorum abi. Bizim Suriye'deki okullarda Osmanlı hep işgalci olarak okutulurdu bizlere. Ama biz ehli sünnet olarak çok iyi biliyoruz ki Osmanlı dünyaya adaleti getirdi. Eyvallah. Hepsinden Allah razı olsun. Kendi güzel kalbi güzel abim. Hayırlı yayınlar olsun. Kadık ailesi. Eyvallah. Necmettin abi İsviçre'ye selamlar sevgiler. <laughs> İstanbul'dan Şevket abi mesajımı İlk bölümünde çalışırken yazdım. Çok acele yazdığım için iyi şekilde söylemek istediklerimi dile getiremedim. Kusura bakmayın Tabii. demiş. Ulubatlı Hasan surlara tırmanırken ok mızrak darbelerinden delik deşik olur. Takati tükenir. Surların üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz hadi Hasan bir adım daha bir adım daha Hasan dediğini görüp Böylece surlara çıkar, sanca diker ve ruhunu teslim eder. Dualarınızda beni de unutmayın, selametle demiş. Eyvallah. 27 tane ok yarası varmış üzerinde. Evet abi. 27 tane. 12 kişi kalmışlar en son. 12 kişi tırmana tırmana bu bayrağı korumuş. Daha sonra hepsi yerleri yığılıyor. Fetihten sonra cesedine bakıyorlar ki 27 tane efendim ok yarası var. Tabi yurt dışındaki kaynaklara göre bayrağı daha sonra yerinden sökmüş ve surlar geri alınmış. Ancak bayrak öyle bir coşturmuş ki o andan sonra tutulmaları da mümkün olmamış. Güzel bir vesile olmuş kendisi de. dinleyicimiz de bizlerle bir fotoğraf paylaşmış. Fatih Sultan Mehmet çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca babası 2. Murat ne kadar yaramaz çocuksun senden adam olmaz diye çıkışır. O esnada Fatih'in yanında olan Akşemseddin Hazretleri gülümseyip peder ne der, kader ne der deyip söylenir. Ya aynen öyle. Eyvallah. Bu arada peder baba demek. Evet abi. Ee, yani Hristiyanların inancındaki işte onlara göre hoca dedikleri papaz peder olayı değil. Peder zaten baba demek. Baba demektir. Valide de anne olarak aynen da Aynen öyle. De. Valide öyledir. Onu da sizlerle beraber paylaşmış olalım. Değerli kardeşlerim çok teşekkür ediyorum. Ramazan sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim İbrahim abi. Sevgili dostlar Lale Gül Efem'in resmi sitesinden programımızı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz. YouTube'da Halil İbrahim Sofrası sayfasına abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz takdirde de mail yoluyla günlük güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ramazan. Bugün Ramazan-ı Şerif'in üçüncü günü, günündeyiz. Evet abi. Ama programımızın ikincisindeyiz. Cumartesi başlamıştık. İnşallah yarın da sizlerle beraber oluruz. İnşallah. Bugün fetih günü olduğu için fetihle alakalı bir program anlatmaya, kardeşlerimizi iletmeye çalıştık. Sürçülisan ettik, hatalar işledik. Bunlardan dolayı da efendim sizlerden anlayış bekliyoruz. Haklarınızı helal ediniz yarın aynı saatte yani yine bu saatlerde 12'den sonra beraber olmak ümidi taşıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.